Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün oldukça koşuşturmalı bir gün olacak. Ben de ne kadarını çekebileceğim bilmiyorum ama elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Özellikle de gün içinde ne yiyorum, ne içiyorum diye. Şu anda saat 10'a 5 var. Saat 10.30'da randevum var. Kalıcı oje ve manikür pedikür için. Bugün aslında bayramdan önceki son cumartesi. Yani o 10 gün blok izin ilk başlangıç günü. Biz bugün yola çıkmadık. Tahmin ediyorum yarın yola çıkacağız. O yüzden bugün her şeyi tek bir güne sığdırmam gereken bir gün. Önce bu bakım işlerini halledeceğim. Kalıcı oje bu arada normalde ben yılda bir veya iki kere yaptırıyorum. Biliyorsunuz sürekli tırnakla hiç nefes almadan zaten önerilen bir şey değil. Ben de çok hoşlanmıyorum ama özellikle tatile giderken tabii ki çok rahat oluyor. O yüzden özellikle tatile şu an gitmeden önce yaptırmak istedim. Yaklaşık 2 hafta kadar gayet rahat kullanıyorum. Dolayısıyla önce bakım işlerini halledeceğiz. Sonra tabii ki tatil öncesi alışverişi almam gereken birkaç şey var. Onları halletmem lazım. Evde yurt dışına taşınan arkadaşlarımızın bize bıraktığı bir akvaryumumuz var. Şu an annemler ve herkes de tatilde olduğu için onlara bakacak kimse yok. Dolayısıyla mutlaka bir akvaryumcusu da olan bir pet shop bulup ona zaman ayarlı bir yemlik almam gerekiyor. Sonra eve geleceğiz. Tabii ki evdeki işlerin işte toparlanma, temizlenme, düzenlenme, tatile giderken öyle pis evi bırakmayayım diye ve de son olarak da tabii ki bavul yapmamız gerekiyor. Bütün bunları inşallah bugün içerisinde toparlayacağız demiş olayım. Dolayısıyla böyle bir açılış yapmak istedim. Açılışın kendisi de biraz konuşmalı ve yoğun oldu ama umuyorum izlerken keyif alacağınız bir video olur. Her zaman sonunda söylüyorum ama bu sefer başında söyleyeyim. Eğer ki beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın, atlamayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden güzel bir bayram, güzel bir tatil olsun hepimiz için. Hadi bakalım başlayalım videomuza. Arkamda gördüğünüz şu Starbucks'a gitmiştim. Çok da güzel çektim. Yine hayaller hayatlar olduğum bir video oldu. Bu arada biraz sık oluyor. Olsun. Saat 10.30'da randevum. Şu an saat 10.15 geçiyor. Daha da önümde sıra vardı birkaç kişi. Burası hem yoğun bir Starbucks ama genelde de böyle daha nasıl işe yeni başlayan arkadaşları koydukları için biraz daha yavaş ilerleyen bir yer. Olsun, biz orayı öyle kabullendik, sevdik. Ama şu anda vaktim olmadığı için mecburen çıktım. Henüz kalktığımdan bu yana hiçbir şey yemedim. Şimdi maniküre pediküre dediğim gibi bakım tarafına gidiyoruz. Muhtemelen bir buçuk saatim falan orada geçer. Saat 12'yi bulur. Hatta 12'yi yarımı. Oradan sonra da alışveriş merkezine gideceğiz nasılsa. Umuyorum alışveriş merkezine gittiğimde bir şeyler yeme şansım olur. Starbucks'ta bir giriş yaptık fakat şu an yiyemedim. Belki sonra gün içinde tekrar oradan bir şey alırız. Bir sonraki öğünümü çekeceğimi umuyorum. Hadi bakalım neler yaşayacağız beraber. Evet, ellerim gördüğünüz gibi şöyle gölgede. Böyle bir renk yaptırdım. Hem açık böyle pastel bir renk olsun istedim hem de yaz rengi olsun istedim. Evet, hem ellerime hem ayaklarıma bu rengi yaptırdım. Bakalım inşallah böyle güzel, soft, sakin bir tatil geçer bu renklerle uyumlu olarak. Şimdi arabaya geri dönüyorum. Dediğim gibi İstinye Park'a gideceğiz. Orada inşallah günün ilk öğününü yiyeceğiz. Saati şu an göremiyorum ama zannediyorum 12'yi geçmiş olması lazım. Öyle, orada görüşürüz. Genelde özel zamanlarda, özel günlerde burada etkinlikler oluyor. Şöyle de yemek alalım.
Şöyle, bugün sabah 8.30'da kalktım. Kalktığımdan beri koşuşturma halindeyim. En son biliyorsunuz İstinye Park'a gelmiştik. Şöyle ışıkları kapatayım arkamda. Biraz alışveriş yaptım, itiraf edeyim. Zaten saçım başımda dağılmış. Şimdi tavuk dünyasına geldim. Saat 1.30'u geçiyor. Bugünün ilk öğünümü umuyorum ki yiyeceğim sizlerle birlikte. Bir tane kafe de Paris soslu tavuk söyledim. Bir tane de limonata söyledim. Bu arada niyeyse bir limonataya düştüm. Kola içmeyeyim, gazlı, zararlı diye düşünüyorum. Limonata söyledim. O da biraz şekerli tabii. Olsun bakalım. İnşallah yemeklerim iyi gelir. Sizlerle paylaşacağım. Biraz dünden kalma gibi duruyor. Biraz kötü görünüyor ama yine de biz soslarımızı koyalım. Güzel şeyleri çektiğim gibi kötü şeyleri de çekmek istiyorum. Bunu çatalla bu arada bu hale getirdim. Böyle yine ağzından çıkan falan bir lokma değil. Yanlış anlaşım olmasın ama gördüğünüz gibi oldukça az pişmiş bir tavuk. O yüzden de tavuklarımı maalesef ki yiyemiyorum. Ben tavuklarımı pişmemişken şikayet edince yeni bir tabak geldi. Bu arada bu çok daha sıcak ve lezzetli. Haklarını yemeymişim. Evet, eve girmeden şu tavuk dünyasında yaşadıklarımı bir özetlemek istiyorum. Şimdi ilk gelen tabak, tavuklar pişmemişti. Sizin için de çektim zaten. İçleri pembe pembeydi. Ben aslında bir şey söylemeyi düşünmüyordum. Bir iki tane aralardan böyle daha iyi pişmiş, görece küçük ince olanlardan yedim. Kalkacaktım. O sırada mağaza şefi dedi kendine, yanlış hatırlamıyorsam. Ben buranın müdürüyüm dedi. Genç bir çocuk geldi. Aslında ekmek yer misiniz diye sordu. Ben de yemeğimi yiyemiyorum. Tavuklar pişmemiş dedim. Öyle söyleyince hemen aldı. Hatta ben ya gerek yok, tamam kalsın, önemli değil derken aldı tabağımı. Dedi biraz beklerseniz değiştireceğim. Beklerim dedim. Sağ olsun oldukça güzel pişmiş ve iyi pişmiş gayet. Güzel bir tabak getirdi. Hem makarnalarım hem tavuklarım çok daha iyi pişmiş ve sıcak sıcaktı. Yani hizmet gerçekten çok önemli. Nasıl yaklaştığınız müşteriye çok önemli. O yüzden ben kendisine özellikle buradan İstinye Park Tavuk Dünyası'ndaki müdüre teşekkür etmek istiyorum. Fakat onun dışında yine maalesef burayı öneremeyeceğim. Çünkü ilk oturduğumda da hani hizmet eden arkadaşlar, başka biri vardı. İşte yani böyle bir çatal geliyor ama yanında bıçak gelmiyor. Pek bir ilgilenmiyorlar. Mesela arka masadaki insanlar da zaten biraz şikayetçiydi. Hatta önce böyle niye bu kadar negatifler diye anlamadım ama gerçekten biraz yaklaşım kötüydü. Ya da ben para ödemeye kalktığım zaman şimdi mağazanın böyle iki tarafında aslında oturma yerleri var. Bir taraf bomboş. İnsanlar tabii haklı olarak önce daha sakin diye oraya gidiyorlar. Ben de keza onu yaptım. Ben para öderken bir iki kişi geldi oraya oturmaya çalıştı. Parayı alan arkadaş da oraya oturmuyoruz. Orası şu an açık değil. Bu tarafı alıyoruz dedi. Bu taraf dediği yerde aslında full dolu neredeyse. Gerçekten çok kalabalık ve böyle insanlar iç içe oturuyor. İnsanlar yine oturmak isteyen kişiler ama burası boş, niye oraya gidiyoruz falan gibi böyle bir iki bir şey söylediler. Bana çok da ters söylemediler. Ama ona rağmen onlar diğer tarafa geçtikten sonra ben orada hala sonuçta müşteriyim. Para ödemeye devam ediyorum. Ben o müşterinin arkasından Allah Allah işte ne var, madem işte beğenmiyorlar, tıkış bıkışmış diyorlar, gitsinler başka yerde otursunlar, oturmasınlar falan gibi böyle tersleyici ve çok da çirkin olan tavırlar söylediler. Yani dolayısıyla tabii ki bu arada tavuk dünyasını karalamakla ilgili bir şey değil ama sonuçta çalışanların yaklaşımı, hani başka bir tavuk dünyasında ya da başka bir yerde sonuçta nasıl bir hizmet aldınız, insanların işine nasıl yaklaştı. Ben de bu arada başka insanlara hizmet veren bir görev dalında çalışıyorum. Evet, kurumsal bir hayattayım, hani böyle bir perakende mağazada değilim ama günün sonunda hani hepimiz birilerine hizmet veriyoruz, insan ilişkilerini yönetiyoruz. Dolayısıyla bunu ne kadar iyi yönettiğimiz bence günün sonunda maalesef müşteriye ve oradan da işte aynen bu şekilde zincirleme başkalarına yansıyor diye düşünüyorum. O yüzden maalesef biz Türkler olarak da biraz fazla gergin bir nasıl diyeyim
bir memleketiz mi diyeyim burası yani. Belki burada yaşamak, evet, hayat şartları çok zor biliyorum. Etkilen birçok şey var. Biz de keza zaman zaman muhtemelen öyle olabiliyoruz ama yine de bence bunu dışarıya olabildiğince yansıtmamak kıymetli, önemli. Hele ki işinizde. O yüzden oradaki arkadaşları da umarım izlerler, dinlerler, görürler. Hani buradan bu mesajı vermiş olayım. Ama tekrar müdüre, genç bir arkadaşta da ona teşekkür ederim. Gerçekten yaklaşımı da çok güzeldi, çok iyiydi. Biraz kalabalık bir gün, bayram öncesi, yönetmesi zor. İnşallah daha iyi olur diyeyim ama ben uzun bir süre tavuk dünyasına gidemeyeceğimi en azından kendi adıma söyleyebilirim. Gitmek istemeyeceğim bir süre. Böyle, şimdi eve geldik. Evdeki işleri halledeceğiz. Saatlerimiz 2:20 geçiyor. Daha gün bitmedi diye kendimi motive etmek istiyorum. Çünkü daha çok işim var. Evi toparlayacağım, temizleyeceğim, işte mutfağı toparlayacağım, bütün yapacağım, bavul yapacağım gibi işlerim var. Hatta belki Göktürk'e tekrar bir posta alışveriş merkezine de uğrayacağız. Onun da almak istediği bir iki bir şey vardı. Bu arada bayram üstü olmasına rağmen genel olarak boştu. Tabii 10 günlük bir blok izin ve insanların birçoğu da gitti. Bunun da etkisi var ama ben daha kalabalık olacağını düşünmüştüm. Beklediğime göre daha iyi olduğunu da söyleyebilirim. Böyle videoyu henüz kapatmayacağım. Bakalım bir eve gideyim. Ona göre montajı kaçta yapabileceğim. Arada tekrar bir şeyler yiyebilecek miyim? Ona göre eğer ki bir kapama gerekirse herhangi bir şey yemeden tekrar sizinle videoyu montajlamadan önce görüşürüz. Tekrar selamlar. Bugün bol konuşmalı bir video oldu. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Aynı cumartesi günündeyim hala. Eve geldim, biraz temizlik yaptım. Çamaşır falan koydum. Göktuğ'un işleri sebebiyle yarın değil pazartesi günü yola çıkabileceğimiz belli oldu. Tatil anlamında üzülsem de işler anlamında biraz rahatlamış oldum. Dolayısıyla bugüne çok da fazla farklı bir şey sıkıştırmayacağım. Yani işlerimi halledeceğim, yapacağım. Ama yemek olarak hani farklı bir video çekmeyeceğim. Özel bir şey muhtemelen yapmayacağız, yemeyeceğiz, dışarıya çıkmayacağız diye tahmin ediyorum. O yüzden de videoyu kapatmaya geldim. Her şeye rağmen umuyorum sizler için keyifli bir video olmuştur. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve de benzer videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın, atlamayın diyorum. Artık bundan sonra bayram tatili, biz de tatile çıkacağız. Orada da yine yolda da hem de gittiğimiz yerlerde de sizin için güzel güzel videolar çekmeyi umuyorum. Umarım güzel yerlerde yemekler yeriz. Ben de sizinle paylaşırım. Datça tarafına gideceğiz. Datça'da yazlığımız var. Dolayısıyla bayramlarda genelde o taraflarda oluyoruz. Ona göre inşallah güzel, keyifli, güzel güzel böyle keyifli keyifli yemek videolarını sizlerle paylaşma şansı elde ederim. Kendinize çok iyi bakın, iyi bayramlar diliyorum. Güzel, keyifli bir tatil diliyorum. Olduğunuz yerde kalsanız da, herhangi bir yere tatile gitseniz de umuyorum huzurlu, dinlenmeli, güzel geçer. Kendinize iyi bakın, nice videolarda görüşürüz diyorum ve de şöyle, şimdi de şöyle çekeyim. Görüşürüz, hoşça kalın.